Merhaba Mamut izleyenleri. Bugün sizlerle komut bloğunu en baştan en temelden size öğretmeye çalışacağım. Tabi komut bloğunu iyi bilen arkadaşlarımız var. Onlar için değil bu. En temelden hem aramıza yeni katılanlar için hem komut bloğundan pek anlamayanlar için bir seri. Hatta gittikçe zorlaşacak bu seri ama seri dediğime bakmayın, rehber aslında bu. Arkamdaki Modman tabelası durmuş. Onu şimdi fark ettim. İlk olarak bir komuttan başlayacağım. Bu çok kolay olacak ama bunları bölüm bölüm yapıp daha kolay bir şekilde yapmaya çalışacağım. İlk önce ayarlardan koordinatları gösteri açıyoruz ki bugünkü öğreneceğimiz komut set block komutu. Bir de fiili öğreteceğim. Set block komutu ne işe yarıyor? Kısacası ondan bahsedelim. İlk önce komut bloğu alalım. Komut bloğu nasıl alınıyor? Peki slash set block komutu ile fill komutunun arasındaki fark ne? Ona da değineceğim. Öncelikle şuraya bir tane. Bir de şu redstone'u koyarken direkt şuna bağlı olmasına dikkat edin. Şu an böyle çalışırsam buna etki etmeyecektir. O yüzden direkt buna, şu kırmızı şey şuna değecek gibisinden düşünebilirsiniz. Peki set block komutu ne işe yarıyor? Set block komutu sadece bir komutu kapsar. Fill komutu ise daha kapsamlı bir komuttur. Yani birden çok alanı kapsar. İlk önce set block komutu ile başlayalım. Set block komutu için bir tane koordinat yeterli olacak. Nereye koyalım? Bir de bu komut için sadece Steve'in ayaklarının olduğu bloğu algılayacaktır. Üstünü algılamayacak. Yani şu an Steve'in ayaklarını kapsıyor. Koordinat olarak sol üstteki koordinat olarak Steve'in kafasının olduğu bloğu kapsamıyor. Kafasıyla gövdesinin olduğu bloğu kapsamıyor. Şimdi buranın koordinatını alalım. Neymiş? 160, 64, 301. Set block komutunu gösterelim. Set block. Koordinatı yazıyoruz. 160, 64, 301'di koordinatımız. Ondan sonra ne yapıyoruz? Buraya da bir blok ismi yazacağız. Hangi bloğun ismini yazalım? Diyorsunuz ki ben kullanacağım bloğun ismini bilmiyorum. Şuraya give at p yazıyorsunuz. Burada bir sürü blok var. Blok yazın. Şöyle görebilirsiniz istediğiniz bloğun ismini. Veya İngilizcesini bilmek zorundasınız. İngilizcesini yazarsınız. Çıkar burada ismi. Mesela ne? Redstone yazayım. Bakın gördüğünüz gibi redstone blok çıktı. Neyse. Şimdi buraya redstone blok koyalım. Hadi ismi geçmişken. Redstone blok yazıyorum. Tamam, böyle. Şimdi şu an açık, kapatıyorum ve açtığımda gördüğünüz gibi oraya konuyor. Bir bloğa sadece bir şey koymak bu komutu kullanabilirsiniz. Silelim bunu. Peki oradaki bir şeyi nasıl silebilirim? Bu çok basit komut. Air yazıyorsunuz. Her şeyi siler. Su varsa bile oradan siler. Air gördüğünüz gibi sildi. Bir şey daha göstereceğim. Hemen redstone blok geri yazıyorum. Peki şu blok türü falan var. Onlar ne işe yarıyor? Şu blok türünü iğneyle yapınca. Peki bunu iğneyle yapınca ne oluyor? Mesela iğneyle yapınca buradaki şeyi kıramam. Çünkü kırdığım gibi yine tekrar iğneler ve o yeniden gelir. Onu iğneleden çekince bir kere sadece koyar. Mesela şu an koydu ya. Kırıyorum. Sildi. İğne verdi. İğne kırabilirim. Bu işe yarıyor. Peki bunu iğneyle yap. Koşulluya pek girmeyeceğim. Ondan sonra her zaman etkin redstone gerekiyor. Ne işe yarıyor? Bu çünkü karışık bir komut. Bunu ben de pek bilmiyorum ne işe yaradığını. Doğrusu söylemek gerekirse. Ben daha temelden öğretmeye çalışıyorum. Redstone her zaman etkin yapınca buna gerek duymaz. Yani şu an redstone aktif olur her zaman etkin. Kendi kendine aktif eder redstone'u. Şimdi kırdığım halde yanına şu sistemi kurmama gerek kalmıyor yani. Şu an kendi kendine aktif ediyor redstone'unu. Buna gerek kalmıyor. Bunu aktif etseniz de yanında hiçbir şey olmaz. Yine kendi kendine aktif olacaktır. Sonra bunu uyarıya redstone gerekiyor'a geri alıyorum. Şu an istediğimi yapabilirim. Tamam. Şimdi fill komutu ne işe yarıyor ona gelelim. Fill komutu ise bir noktadan, yani diyelim şu noktadan isterseniz buraya alabilirsiniz. Buraya alırsanız ne olur? Şu bölgeyi alır. Gördüğünüz gibi şuraya kare olarak alır. Şuradan buraya, bunu biraz ayrıntılı olarak göstereceğim ki anlayın. Şöyle bir noktayı alır. Şura ve şura. Buraya kare olarak alır. Diyelim biraz daha geriden aldım. Şuraya başlangıç noktası olarak belirleyin. İlk koordinatınız şura. Burada değil. Şuradan aldım ikinci koordinatımı. O zaman burayı da dahil eder. Şu bölgeyi şuraya da alır. Hepsini alır. Şöyle ve şuraya alır. Peki bunu biraz daha yüksekten alırsam ne olur? Şu alanın hepsini kaplar yani yukarıya kadar. Şuraya kadar hepsini kaplar bu seçtiğim alanın. Şu alanın. Şu şerit içindeki alanın. Fill komutu bu işe yarar. Biraz daha detaylı anlatalım. Hatta uygulayarak anlatalım ki daha iyi anlayın. Şimdi fill'e geçiyoruz. Fill için iki koordinat gerek tabii ki de. Fill yazıyorum. Nereden nereye alalım? İlk bir şuradan şuraya alacağız değil mi? Hatta yerden alalım. Şurayla şura olsun. Gördüğünüz gibi şurayla şuranın koordinatını alacağız. 153, 64, 309. İkincisini alalım. İkincisi de bura. Burayı da alıyorum. Şimdi geliyorum bunu yazıyorum. İlk koordinatımız ne? 153, 64, 309. İkincisi ne? 162, 64, 320. İki koordinatımı yazdım. Neyle kaplayacağım onu yazıyorum. Neyle kaplayalım?
aklıma bir tane. Quartz block ile kaplayacağım. Quartz altı block yazıyorum. Ve şöyle göstereyim. Şöyle yaptığımda gördüğünüz gibi tüm alan kaplandı. Şuranın koordinatını biraz yukarıyla değiştirelim. Bakalım şimdi ne olacak. Şöyle şurayla değiştirelim. 162, 68, 320. İkinci koordinatı değiştireceğim. Sadece ortadaki sayıyı değiştirmemiz yeterli. 68, 320 yine aynı şey olacaktır. Yine veriyorum coşkuyu. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Peki bu kapladığım alanı nasıl sileceğim? Yine aynı şekilde eğri yazdınız mı o alan silinecektir. Çok basit bir şekilde. Lan dur yanlış yazdık. Bir şeyi silmemiz lazım. Kısacası böyle. Anlatmadığım şeyler var mıdır? Vardır ufak tefek şeyler. Onlar için kusura bakmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bilen arkadaşlar da cevaplasın bilmeyenler için o sordukları soruları. Hem ben de cevaplarım. Neyse bu seriye özel, yani YouTube'a geri dönmemi istiyorsanız, ki döneceğim de, YouTube'a geri dönmem şerefine like bekliyorum. Bir de komut blog icatları da gelecektir yakın zamanda. İnşallah bu videoya bakacağım. Güzel izlenirse devam ederim. Etmezse yine uzaklaşırım YouTube'dan. Neyse görüşürüz. Bugünlük videom bu kadar.